teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Mr. Ambassador, say hello and say thank you. Congratulations. Thank you. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Mutluluk alabiliriz. Congratulations. Thank you very much. Always a pleasure. Çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özer Sayın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyoruz. Bu topraklarda onurumuzla bir halk olarak yaşayabilme ve kimliğimizi var etme mücadelemiz, devletimizin kuruluşundan da önceye dayanmaktadır ve geçen süre zarfında bu uğurda çok bedeller ödenmiştir. Saygıdeğer Büyükelçim, 35. yıl dönümümüzü kutluyoruz burada. Hep birlikte ana vatan, yavru vatan hep bir aradayız. Size bir kere hem görevinizde bol başarılar diliyoruz, hem de Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği olarak her zaman KKTC'nin buradaki temsilciliğiyle bir arada olacağımızı, her zaman birlikte hareket edeceğimizi bugün de dile getirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve çoğulcu bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı bu aşamaya büyük güçlüklerden, birlik ve beraberliğini korumak suretiyle gelerek ulaşmayı bilmiş, tarihte pek az halkın karşı karşıya kaldığı çetin sınavları başarıyla vermiştir. Kıbrıs Türk halkının varlığını, hakkını ve eşitliğini muhafaza kararlılığı geleceğin en büyük teminatıdır. Şüphesiz anavatan bu yolda Kıbrıs Türk'ünün her zaman destek bulduğu, sonsuza kadar da bulacağı yerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı Kıbrıs davasını yüreğinde taşımakta, sizler de üzülüp, sizler de sevinmektedir. Gücümüz, birliğimizden ve sarsılmaz gönül bağımızdan ileri gelmektedir. Atatürk, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda önemli bir köprü vaziyeti gören temsilciliğinizin Atatürk, Kırgızistan'daki faaliyetlerin 12. yıl dönümünde kutlamanın ayrıca haklı gururunu yaşamaktayız. Dile kolay, tam 12 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ımızın Beşparmak Dağları'yla Atatürk Kırgızistan'ımızın Ulu Tandır Dağları'nı bir araya getirdik. Başta turizmde nitelikli insan kaynaklara ihtiyacı olmak üzere yüksek eğitim ve öğrenim alanlarında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Atatürk Kırgızistan ile kurduğumuz ilişkilerimizin her geçen gün geliştiğini huzurlarınızda ifade etmek isterim. Bugün 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü için burada bulunmaktayız. Temsilciliğimiz bugün bu konuyla ilgili bir resepsiyon verdi. Açıkçası çok da mutlu olduk. Dostlarımızı bir arada görmekten mutlu olduk. Kırgızistan'da bizi seven insanların bizlerle birlikte bu anlamlı günde sevincimizi paylaşması bizi fevkalade onurlandırmıştır. Sizlerin aracılığıyla Cumhuriyetimizi tekrardan kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının yıl dönümünü kutlamak için burada bir araya geldik. Bunu Kırgızistan'da, atayurdumuzda yaptığımız için çok memnunuz. Biliyorsunuz Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi var. Burada bir büyükelçimiz var. Ve ilk defa KKTC Büyükelçisi bu güzel günü Kırgızistan'da kutluyor. Bu da ayrıca memnuniyet verici bir şey. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 35. yılını
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve şahsi adımdan tebrik ediyorum. Malum geçmişte çok büyük acılar yaşandı. İnşallah bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya siyasetinde ve halklar arasındaki yerini alacaktır. Buna inancımız sonsuz. Biz de Türkiye olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yıllarca ana vatanda kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin kuruluş yıl dönümünü bugün de ata topraklarında, ata yurdunda kutlamanın büyük sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle gönlümüzde her zaman en önemli yere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Ve geçmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği geçen geçmiş vefat etmişlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hep birlikte aynı gönülde, aynı güzelliklere hizmet etmek dileğiyle selamlar ve sağlıklar diliyorum herkese. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bişkek'teki temsilciliğinde hepimiz yavru vatanımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutlama töreninde katılıyoruz. Ben çok gurur duyuyorum. İnşallah bu asırlar boyu mücadele, bağımsızlığı için mücadele veren Kuzey Kıbrıs Türk kardeşlerimiz uluslararası kurumların tarafsız kalmasına rağmen gelecekte inşallah kendi bağımsız ve uluslararası seviyede tanınan bir kendi devletini kuracak diye inanıyorum. Bu yolda tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusu, halkı çok kayıplara uğradılar, çok şehitleri verdiler. Ben Türkiye'de Büyükelçilik'te, Kırgızistan Büyükelçiliği'nde çalıştığım dönemde, sonra Tahran'da Kırgızistan Büyükelçiliği'nde müsteşar olarak çalıştığım dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuvvetli, en kararlı ilk Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş ile de birkaç defa biz görüşmüştük. Kendisinin bu yoldaki bağımsızlık mücadelesinin yolundaki çok kararlılığını biz biliyorduk. O da her zaman söylerdi, inşallah bir gün gelir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olacaktır diyordu. Biz de onun dileklerini, temennilerini aynen destekliyoruz ve inşallah rahmetli Cumhurbaşkanımızın emelleri, dilekleri, dilekleri gerçekleşecek diye inanıyorum. Ve bugün fırsattan faydalanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oturan kardeşlerimizi Cumhuriyeti'nin 35. yıl dönümüyle tekrar kalbimden tebrik ediyorum.